Beyin Sports. Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal, 64, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Dün yaşamını yitiren Önal'ın cenazesi, yakınları tarafından eski Bornova mezarlığına getirildi. Önal naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ailesine ait bölüme defnedildi. Cenazeye, Önal'ın kızı Bige Önal, yakınları, eski futbolcu arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze sonrası gazetecilere açıklamada bulunan eski futbolcu Arif Kocabıyık, "Hepimizin başı sağ olsun. Dünya iyisi, kimliği çok düzgün bir adamı kaybettik. Hem iyi futbolcuydu hem iyi insandı. Aramızdan erken ayrıldı. Çok üzgünüz herkes gibi ama maalesef hayat böyle. Doğmak kadar ölmek de hayatın gerçeği." diye konuştu. Eski futbolcu Metin Yıldız da sevdiği bir arkadaşını kaybettiğini söyledi. Çok üzüntülü olduğunu dile getiren Yıldız, "Maalesef burada olması gereken birçok insan yok." Her halde yaşanan salgınla alakalıdır. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum, ifadelerini kullandı. Eski futbolculardan Hayrettin Demirbaş ise, Erhan ağabeyi çok seviyorduk, 7-8 senemiz beraber geçti. Büyük başarıları beraber gördük. Ondan insani olarak öğrendiğimiz çok şey vardı. Onu burada görmek bizi yıktı. Ancak hayat böyle, hepimiz için geçerli. Allah günahlarını bağışlasın. Hepimizin başı sağ olsun, şeklinde konuştu. Almanya'nın Münih kentinde 3 Eylül 1957'de dünyaya gelen Erhan Önal, futbola Schwarz Weiss Münih'te başladı. Almanya'da Bayern Münih ve Belçika'da Standard Lige formaları giyen Önal, Türkiye'de ilk olarak 1982 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli ekipte kısa süre forma giyen Önal, tekrar Belçika ekibine dönerken, 1985'te bu kez Galatasaray için Türkiye'ye döndü ve 7 sezon Sarı Kırmızılı ekip için mücadele verdi. Erhan Önal, 1985-1992 yılları arasında Galatasaray'la birçok önemli başarı yakaladı. A Spor. Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı. Galatasaray, stat işletme direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildiğini duyurdu. Galatasaray'da krize dönüşen Türk Telekom stadının kötü, bozuk zemini sarı kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu. Galatasaray'da stat işletme direktörü Murat Ersoy'un görevine dün itibariyle son verildi. Sarı Kırmızılıların 14 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında stadın zemini balçık haline almış, yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmemişti. Demir Gup Sivas spor karşılaşması sonrasında Fatih Terim, bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum, Belhanda, sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz, Bebel ise, tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor, diyerek Türk Telekom'un zemininden yakınmıştı. Belhanda ile yollar ayrıldı. Belhanda'nın zemin ile ilgili eleştirisi ise olayı sözleşme fesine kadar götürmüştü. Yayıncı kuruluşa röportaj veren Belhanda, Twitter'da Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler, sözleriyle yöneticileri hedef aldığı ifade edilmişti. Faslı futbolcu ise daha sonra sosyal medya hesabından, konuşmamda başkan veya yöneticileri kastetmedim. Zeminle ilgili yöneticiler için söylemiştim, ifadelerini kullansa da Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın üzerini çizdi ve sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ajans Spor. Galatasaray'da ayrılık resmileşti, stat İşletme direktörü. Ajans Spor Haber. Galatasaray Spor Kulübü, stat işletme direktörü H. Murat Ersoy ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. H. Murat Ersoy ile yollar ayrıldı. Açıklamada, kulübümüzde stat işletme direktörü pozisyonunda çalışmakta olan H. Murat Ersoy 16 Mart 2021 tarihinde karşılıklı anlaşma yolu ile görevinden ayrılmıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Öte yandan sarı kırmızılı takımda stat işlerme direktörlüğüne Ali Çelikran atandı. Kulüpten yapılan açıklamada, kulübümüzde halen stat işletme bakım amiri olarak çalışmakta olan Ali Çelikran 17 Mart 2021 itibarıyla vekaleten stat işletme direktörlüğü görevine atanmıştır, ifadelerini kullanıldı. Özür dilemişti. Belhanda'dan sonra. Nokta.